Bu yıl 53.sünü gerçekleştirdiğimiz lise öğrencilerimizin araştırma projeleri yarışmasının finalinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın külliyesindeyiz. TÜBİTAK'ın 58 yıllık geçmişinde 53 yıldır devam eden bir yarışma kategorimiz. Bizim birçok alanda başlatmış olduğumuz girişimler var ama en köklü girişimimiz 53 yıldır devam eden lise öğrencilerimizin araştırma projeleri yarışmaları. Dolayısıyla bunu biz çok kıymetli buluyoruz ve bunun özellikle bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın külliyesinde yapılması da bunun önemini bir kat daha arttırıyor. Tabii bu sürece bakarsak bu sürecin amacı ülkemizde hem ülkemizin ihtiyaçları için ama aynı zamanda insanlığın ihtiyaçları için geleceğin sorunlarına, güçlüklerine birileri çözüm bulsun diye değil, biz bilim ve teknoloji temelli çözüm oluşturacağız noktasında bir araya gelen çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz. Ben onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii sürece bakarsak özellikle bu yıl bu anlamda muhteşem bir ilgi var. Geçtiğimiz yıl 15.000 proje başvurusu vardı. Bu yıl proje sayımız 25.000 oldu. Geçen yıl 25.000 öğrencimiz vardı bu süreçte yer alan. Bu sene 38.000 öğrencimiz var. Yani bu bizim açımızdan bu sürece olan ilginin ülkemizdeki bilim ve teknoloji temelli gelişme için önemli bir umut ve aynı zamanda da heyecan noktası. 81 ilimizde başvurularıyla önce bölge yarışmalarımız gerçekleşti. 12 bölgede ve 12 alanda ve 43 tane farklı tematik alanda arkadaşlarımız aday oldular. Projelerini sundular. Önce bölgede yarıştılar. Bölge birincileri de 216 tane projede, ulusal finalde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12 alanda, 39 farklı tematik alanda sergileniyor. Ve 61 ilden gelen öğrencilerimiz burada projelerini sergiliyorlar. Her bir alanda bilim ve teknoloji temelli olarak konulara bakış ve çözüm üretme noktasında yarışıyorlar. Tabii heyecan dün başladı. Projelerini sergilediler. Öğrencilerimiz jürilerde savunmalarını yaptılar. Bunların hepsi birer öğrenme ve deneyim aşaması. Ama heyecanın en önemlisi Perşembe günü. Bizler de öğreneceğiz o gün. Ödüllerin sahipleri belli olacak. 12 tane farklı tematik alanda birinciler, ikinciler, üçüncüler ve mansiyon sahipleri belli olacak. Ve birinciler de ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alacaklar. Bakanlarımızdan ödül alacaklar. Bu öğrencilerimiz açısından da kendilerinin yapmış oldukları çalışmalara büyük bir motivasyon. Tabii ki bu sürecin bittiği bir noktada değiliz. Yeni bir başlangıç noktasındayız. Buradan başarılı olan arkadaşlarımız aynı zamanda ülkemizi hem Avrupa'da hem de Amerika'daki uluslararası yarışlarda temsil edecekler. Ve biz geçtiğimiz yarışmalara evet biraz daha az cesaretle katılıyorduk ama bu yıl özellikle hem Avrupa'da hem de Amerika'da birincilik elde ettik. Bu bizim tarihimizde ilk kez gerçekleşti. Dolayısıyla artık biz gelecekte bir değil birden çok birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini alabilmek için adayız. Ben bu bilim ve teknoloji temelli sorunlara çözüm noktasındaki ülkemizdeki gelişimi gösterdiği için önemli bir gösterge olarak görüyorum ve aynı zamanda bunun mimarı olan, bunun katkısını sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreci heyecanlandıran, cesaretlendiren, danışmanlık yapan öğretmenlerimize, danışman öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yine öğrencilerimizin ailelerine bu süreçte kendilerine sunmuş oldukları destekler için yürekten kutluyorum.